Bakalım ne demiş? Avukatımla görüştüm. Birazcık hani bazı şeyleri anlatmak istiyordum, açıklamak istiyordum ama avukatlarımın bir iki tane hukuki süreçle ilgili ilerleyişi vardı. O yüzden bana hani şu anda bir şey açıklamayalım, şu anda bir konuşma yapmayalım tarzında yaklaşıyorlardı. Ben de tabii ki de artık bu konularda tecrübelenmiş, akıllanmış bir insan olarak birazcık bekledim. Bugün avukatımla görüştüm. Bazı konularla ilgili resmi bir açıklama, kamuoyuyla ilgili açıklama yapmamın okey olabileceğini söylediler. Benim de zaten bunu aslında ilk gün yapmak istiyordum. Bugün şu anda gündemde tutmaya çalıştıkları iftira kampanyası ile alakalı, paralama kampanyası ile alakalı hemen hızlı bir şekilde videoların orijinallerini göstereceğim, montajlı hallerini göstereceğim. Bunun dışında konunun aslında ne olduğu ile ilgili bahsedeceğim ve sonrasındaki hukuki süreçle alakalı bilgilendirme yapacağım sizlere. Bunu da yine Twitter'a da atacağım. Çünkü bazı şeylerin dozunu kaçırırlar gibi. Klasik yayın ekranlarımı vereyim. Bakın burada bir tane Levo Şat diye iki kesintiler arkadaşının sevgilisi İlayda diye bir videomuz var. Bu video 7 yıllık. Anı 14 yıllık olması lazım. 18 yaşındayım. Zaten videoda da bahsediyorum. Burada falan hiç göstermemişler. Onun dışında bir tane Levo Allah'ı seviyor montaj videosu var. Bir insana yapmadığı, işlemediği bir suçla ilgili iftira atmak, montaj video kullanarak kişilere toplu bir şekilde şikayette bulunmak ve sonrasında da bu kişinin işini engellemeye çalışmak, sponsorluğunu iptal etmeye çalışmak, bir sonraki işbirlikleri ve marka ismini zedelemekle alakalı bir iki bir şeyden bahsedeceğim. Benim sadece bu açıklama videosunu yapmak zorunda olmam ve bir kere ifadeye çağrılmış olmam bile karşı taraf için belki bir başarı sayılabilir ama ben insanlara yaşatmış olduğum stres aynı zamanda bu uğraş, emek karşılığında tabii ki de hukuki yollardan çok çok güzel bir şekilde ilerleyeceğimi bahsetmek istiyorum. Bu birinci başlangıcımız olsun. Öncelikli olarak herkesin de bildiği şu Allah'a sövme videosunun montajlı hali ifadeye bununla ilgili çağrıldı. Bununla ilgili de zaten bir sıkıntı yok. Bunu çok fazla sayıda bir taraftar grubu, huligan taraftar grubu bir araya gelmişler. Cimer'e spam atmışlar. Bu kişi Allah'a sövüyor, bu kişi Allah'a sövüyor, Allah'a ve dini değerlerinize sövüyor vesaire diye. Videoyu tekrar gösteriyorum bakın. Bu video 2 yıl önce upload edilmiş. 184 bin izlenmede. Videonun orijinali 5 yıl önce upload edilmiş. 69 bin izlenmede. Hemen videonun orijinalini izliyoruz. 6 dakikalık video ama montajlanmış kısmı açacağım. Siz isterseniz internete girersiniz. Bu videolar duruyor. Allah'ını seviyorum. Tam burası bakın. Diğer videoda da buraya açayım tam. Yürü, ananı sikeyim. Ananı sikeyim diyorum. Lan AFK kaldı, oyna oyna, Allah'ını sikeyim oyna. Şimdi videonun tam bu bölümü, buradaki kameraya her şeye bakabilirsiniz. Video 2 yıl önce, burayı göstermek zorunda olduğum için. Yani zaten bu videoda sıkıntı yaratan kişi bu kişinin yapmış olduğu montaj. Videonun açıklama kısmı. Abi videonun altında yazıyor zaten. Video şaka amaçlıdır, sesler üzerine oynanmıştır diye. Lan, video montaj iyi video. Montaj iyi montaj. Amaçlı sesler üzerinde oynanmıştır yazmış bile 2020 yılında bunu yüklerken. Videonun şimdi orijinalini açıyorum. Orijinalinde bakalım ne demişiz. Kekal oyna oyna, Allah'ını seviyorsan oyna artık. Yani arkadaşımız orada seviyorsan dediğimiz yeri almış. Buradan başka bir yerlerde ettiğim bir küfürden kesmiş, sesi değiştirmiş. Kendince komiklik yapmış ama bu komiklik diye gördüğü şey yani nerelere vardığını siz de görüyorsunuz. Bu videonun montaj olduğunu bile bile yüzlerce Cimer kaydı oluşturup hatta galiba oradaki memurla bayağı bir oturduk muhabbet sohbet ettik. Güvenlik şubeye gittim bu arada Cimer üzerinden şikayet yapıldığı için. Eğlenceli bir abi vardı orada, polis memuru vardı. 1000 kişiye yakın kişi bu videoyu Cimer'e atmış. Şimdi bunun montaj olduğunu bilerek benim hakkımda suç duyurusunda bulunmanız iftira suçunu içeriyor. Benim dosyam takipsizlik alacak. Konuştuk zaten orada savcıyla da konuştuk. Gördü yani. Tabii ki de resmi olarak bir şeylerin ilerlemesi Türkiye'de biraz uzun sürüyor ama takipsizlik aldıktan hemen sonra avukatlarımla birlikte bütün bu montaj video üzerinden bir insan üzerinde karalama kampanyası başlatanlarla ilgili iftira suçundan dava açılacak. Tazminat davası açılacak. Levo kankalarımla tanışıyor. Marka kanalı vesaire hepsi. Bunu bir buradan söyleyeyim. Bunun zaten montaj olduğunu buradan 2 saniyede açıklayabiliyorum. Şimdi gelelim. Bu Levo bu montaj da. Bu ne peki? Bakalım bakalım video orijinali 7 yıl önce şey yapılmış. Benim bunu değiştirme herhangi bir oynama yapmış şansım yok. Orijinali 6 dakika 54 saniye. 6 dakika 54 saniyelik videoyu kese kese 50 saniyelik şekilde Twitter'da paylaşan. Bu arada sırf bu yüzden Twitter'ımda açmak durumunda kaldım. Ve tecavüz. Bakın tecavüz. Tecavüz ne demek biliyor musunuz? Hemen TDK'dan gidelim istiyorsanız. TDK diyelim. Tecavüzler. Bir insana tecavüzcü demek olay mıymış değilmiş bakalım. Öncelikli olarak tecavüzcü direkt olarak hakaret suçunu içeriyor. Bununla ilgili bana bu iftirayı atan ve bu hakareti söyleyen herkesle ilgili yüzlerce dosya masrafı ödedim. Avukatlarım şu anda suç duyurusunda bulunuyorlar. Hala da devam ediyorlar. Bunu bir önce bahsedeyim. Ben anonimim. İşte beni bulamaz vesaire. Bakalım kim kimi buluyor, ne oluyor? Hep birlikte göreceğiz. Hukuki süreci göreceğiz. Tecavüz. Saldırı. Zor kullanarak ırzına geçme. Bakalım ben tecavüz suçunu işlemiş miyim? Hep birlikte izleyelim. Video 7 yıllık. Yayın 8 yıllık. Anı tam 14 yıllık. Hepsi de videoda kendi ağzımla anlatıyorum. Bu video bir şat yayını. Videoyu anlatırken sarhoşum. Olayı yaşarken sarhoşum. Hadi bakalım. Bakalım bir insana tecavüzcü, tacizci demek nasıl oluyormuş? Heh. Abi İlayda bizim şöyle abi, sevgilisi ama kız çocuğu kullanıyor yani şey böyle. Bakın İlayda burada tekrardan üzerine basa basa anlatacağım her şeyi. Sesi daha da arttırayım. İlayda Alp'in sevgilisi. Duymayanlar için tekrar tekrar söyleyeceğim aynı şeyleri. Konu başlasın. İlayda diye bir kız var. Bak burada başlıyorum abi. Alp'i kullanıyor bariz yani. Alp de sevgili ama Alp'i kullanıyor bariz yani diyor. Bu arada bu iki kişiyi de 10 küsur yıldır hiçbir bağlantım yok. Bu tarz konuları gündem yaparken bu kişilere de bir şekilde zarar verebileceğinizi, bu kişilerin de bu videoları görüp alınabileceklerini, haklarında söylenenlerle ilgili üzülebileceklerini düşünmeniz gerekiyor. Ama tamam her konuda hassassınız ya hadi bakalım. Tekine şat aldık. İlk böyle tekineyi çok içtiğim günlerden ilki. Bakın tekine şat aldık. Tekileye içtiğim ilk günlerden ilki. Bunun öncesinde hani mekana giderdik, iki tane şat söylerdik. İki tane tekile şat aldık abi, 70'lik. 70'lik, iki tane tekile şat aldık. İki tane tekile şat, 70'lik mi? Evet, tabii. Daha açamıyorum videonun sesini, booster'ını fullledim. Eve gittik, fotoğraflar falan.
Eve gittik, fotoğraflar falan. Böyle çekiliyoruz işte. Hani çekiliyoruz. Ergen böyle tekila açıyoruz yani. Tam fotoğraf çekiyoruz. İşte Facebook var o zamanlar. Facebook'ta böyle işte tekila şişesiyle fotoğraf atarsın falan. Ergensin, görmemişsin daha. Havalı gelir sana işte. Olimeka şişesi bilmem ne. Bakın tekrar söylüyorum. Video 8 senelik, anı 14 yıllık. Ben şu anda 32 yaşındayım. 18 yaşındaki ilk eve 70'lik tekila aldığımız arkadaş ortam anısı anlatıyorum. Anıda sarhoşum, burada da sarhoş. Abi Alp uyuyakaldı. Alp işte işte sızdı kaldı. İrayda'yla kaldık abi baş başa. Kaldık baş başa. Bak İlayda da sızdı demiyorum. Baş başa kaldık diyorum. Abi. Ben yattım yatağa böyle. Kafam bir dünya ama. Nasıl içmişim? Ben yattım yatağa. Kafam bir dünya. Ben ne sarhoşum? İçmişim. Nasıl içmişim? Bak videoların hepsinin altında kızı sarhoş etmiş, sikmiş, öyle böyle bilmem. Çok bariz. Yattım abi. İlayda bak yatağa ben yattım. Bak yatağa ben yattım. Kız aldım böyle. Kucağa geldi abi. İlayda geldi. Bak ne diyorum? İlayda geldi diyorum. Allah Allah. Yattım abi. İlayda geldi. Ben yatağa yatıyorum. Kafam bir dünya. İlayda geldi. Tecavüz. Aldım böyle. Devam edelim. Ay uyuyor öbür yatakta. Bir alarm atma abiciğim. Koltuk var iki tane. Birisi mavili tekli, diğeri çiftli. Şey. Çiftli de uyuyor. Ben tekli değilim. Ben tekli değilim. Tekli de üstünde kız var. İlayda var. Neyse işte Lebo burada hikayeyi anlatıyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla 18 yaşından büyük iki tane sarhoş insan, hatta kızın yürüdüğü bir hikayede oturmuşlar, sevişmişler. Ha burada çirkin olan tek şey hikayenin anlatılmış olması bence. Onun dışında pek bir şey göremiyorum açıkçası. Şu anda bakın arkadaşlar beni iyi dinleyin. Gel buraya kamera. Bak beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Şu anda sarhoşum. Burada yarım litre bitirdim neredeyse. Ne o ne o? Sarhoşum. Burada yarım litre. Şey bu ya. Şeyli o, bayılıyordum buna. Polonya'dakiler bilecek. Soplitsa, soplitsa bu. Bunun cevizlisi vardı. Çok lezzetli ya. Türkiye'de var mı? Bilmiyorum. Soplitsa bu. Bunun cevizlisi vardı. Çok seviyordum ya. Var mı Türkiye'de bu? Bilmiyorum orada. Suplika değil mi o? Sen amına kodumun köylüsü, suplika ne lan? Lehiçkisi oğlum bu, soplitsa bu, soplitsa. Yarrağım. Litre bitirdim neredeyse. Yüzde kaç bu? %32 alkol, tamam mı? Şu anda oynamam gereken oyun beyin gerektirmeyen bir oyun. Beyin gerektirmeyen kaç oyun var? Kaç oyun var beyin gerektirmeyen? LOL, League of Legends. Evet. League of Legends, LOL. Tamam. 4 tane. Tamam. Teşekkürler. Take on me, take me on, take on me, I'll be gone. Ama 6-4-5 oynamışım oğlum. In a day or two. Al işte reklama gir. 5-2-2. Şartiziz var. Demiş. Pardon 3 2 3. O kadar iki şey ki. Anasını sük. Kulağını sek. Ciğerini sök. Ya sana ne imam hatiplerden? Orospu çocuğu sen mi kurdun da kapattırıyorsun ya? Abi. İmam hatipler kapatılsın diyene bak orada bile yanlış bir cümle kurmuyorum. Anladın mı? Beni tetiklemeye çalışıyor sarhoş. Hani imam hatiplere bir şey desin, linç yesin diye. Orada bir an nasıl? Kontrolü görüyor musunuz? Everything's under control bro. Türkiye'de niye herkes bir taraf olmak zorunda? Her tarafın doğru. Eksiğini eleştirin abi. Her tarafın. İlle bir taraf. İmam hatipler açılsın. Ah lan. Ölüler var bu videoda.